12 Eylül'ün yıl dönümünde, bugün şu anda evet. 18 Eylül'e girdik. Evet. 6 gün önce yıl dönümünde Kenan Evren'in bir açıklaması vardı. Dedi ki, iki bir taraftan onu idam diyorsun? İdam konusunda eşit davranalım diye, iki o taraftan idam ediliyorsa iki de bu taraftan. Ne kadar hukuktan uzak bir açıklama. Ne kadar keyfi bir yaklaşım. Peki bunu söyleyen, ayrıca, bunu söylemenin cezası var mı? Bu nasıl olabilmiş? Yargının bağımsızlığından söz ediyoruz. Bir normal zamanlarda yargı var. Bir de olağanüstü dönemlerde yargı var. Şimdi bunu tartışalım. İşte nasıl o, Kenan efendim, Evren diyebilir? İki şey, oradan, üç oradan, üç buradan. Bak, 27 Mayıs'ta nasıl yargı bağımsız? Yargı İhtilal olduğu zaman bağımsız değil ki, bak size, ben peki, size enteresan yargı daha... kendisini koruyamıyor mu? Hayır. İhtilal olduğu zaman asker başımıza vurdu, ihtilal oldu, Kenan Evren bizi mahveder diye mi düşündü o dönemdeki 27 insanlar? 27 Mayıs'ta da öyle. Ya da 27 Salim Mayıs'ta. Salim Başol diyor ki sizi buraya tıkan güç öyle istiyor diyor. Ya, yüksek yargı organının başkanı olarak. Peki biz yargıya güvenmeyecek miyiz? Yani işte biz... olağanüstü durum, durumlarda yargıya müdahale bu şekilde yapılıyor ve güdümlü bir yargı haline dönüşüyor. O zaman insanların o yargıya güvenceleri ortadan kalkıyor. Şimdi o konseyi yöneten, o zaman tek hakim olan kişi bugün açıklama yapıyor. Yani o kadar adaleti... Adil olalım hayır, diye adaletsizlik hayır, yapmışlar. Yani hayır, iki adaleti, oradan iki buradan eşit hayır, olsun diye idam olur mu? Nerede sağlamaya düşündüklerini açıklıyor. Bakın, yani öldürmede denge kuralım, adalet kuralım diyor. Yani bu kararı verirken adil davranalım demiyor da öldürürken diyor, asarken iki buradan iki oradan... denge kuralım diyor. Ya böyle adalet, bir, böyle bir düşünce olabilir mi? Demek ki o düşünce bir tamamen yani. Hukuka bağlı değil. Şekil. Tamamen hukukun üstünde kendini gören. Zaten 12 Eylül hukuku kendi kendine oluşan bir hukuktu. Hala geçici 15. madde, anayasanın geçici 15. maddesini maalesef 25 yıl geçtik. Bu demokrasi... Geçici maddeydi, geçmedi bir türlü. Hayır. Hem de, demokrasiyi çok iyi savundu. 12 Eylül'de karşı olduğunu söyleyen bütün iktidarla geldi geçti. Sadece anayasa aykırılığı konusunda o da itiraz yoluyla yapılabilir bölümünü kaldırdı. Diğeri yine duruyor. Yargılama ortadan kalktı. Şimdi zaten yargılanıp yakalanmayacağı belki zaman aşımı süreleri bilmem neler düşünülebilir. İnsanlığa karşı suç olarak düşünürseniz o da zaman aşımı yok. Gerçekten peki, insanlığa karşı da suç işlendi. Sizler hatırlarsınız. 12 Eylül döneminde ya da böyle olağanüstü dönemlerde sırf mesleğini uyguladı, objektif, hukuk kurallarına uygun davrandı diye hapse atılan, tutuklanan adalet mensupları oldu mu acaba? Ben hatırlamıyorum. Şöyle var, ya tutuklanma değil ama mahkemeler ilave edildi. Yani baktılar ki o mahkeme söz dinlemiyor. Söz dinlemiyor. İstanbul'da oldu, bir numaralı mahkemeye ilave ettiler, TÜR'ün. Hatta bir mahkemeyi de ilave ettiler. Onların yerine başka mahkeme kurdu. Bazı yargıçlar, şimdi, savcılar da evet, sürüldü biliyorsunuz. Onlar da ayrı. Onlara da yani özel uygulamalar da yapılıyor. Yani orada zaten şimdi biz bu 12 Eylül nedeniyle İstanbul'da yapılan bir toplantıda o dönemin savcısı olan bir arkadaşımız bize öyle şeyler anlattı ki yargıçları, savcıları toplayıp bu maddeyi uygulayacaksınız. Bir de madde göstermek suretiyle. Yani oradaki birisi giriyor. Hukukla ilgisi var veyahut da yok. Yani, ama karar mercinde olan insanlara... Muhakeme yapmadı, noterlik yaptı, evet, onayladı onu. Yani bu madde uygulayacaksın diye tanımet veriyor. Bazıları karşı çıktığını söylüyor. Ama karşı çıkanları sürüyorlar. Ama o dönemde beni en fazla üzen tarafı şu. Sivil olarak mahkemelerden gelen hakim ve savcılar, askeri hakim ve savcılardan çok daha fazla hukuka uygun davranmadılar. Ve kendilerine yapılan baskılara karşı bir tepki göstermediler. Askeri mahkemenin savcıları ve hakimleri daha fazla tepki gösterdi. Enteresan tarafı.